Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray taraftarının da yüzler gülüyor diye başlık attık. Çünkü camia ve taraftarın yüzü gerçekten yapılan son transferlerle beraber gülüyor. Leyla çilek sever misin çilek? Döndük mü oralara? O çilek mevsimi şu an Galatasaray'da. Değil mi? Şu an çilek mevsimi yani. Çünkü aslında çilek sezonu tabii bizim aklımızda hep işte Snyder'lerin, Drogba'ların olduğu sezonlarda kaldı. Tamam şu anda da onun, Sonra... onun modifiye halini görüyoruz. Ben onu söyleyeyim sana. Evet, evet. Mesela Veli ile yaptığımız yayınlarda da hep diyor yani eski kadro yapılanmasına benziyor yine hani bu sezonki de. Ceyla bu kadar büyük devrilmelerden herkes bu kadar güçlü bir şekilde ayağa kalkamaz büyük takım olman gelir gerekir. Galatasaray büyüklüğünde takım olman gerek. Galatasaray böyle büyük şekilde ayağa kalkabilir tekrar. Net olalım. Yani bunu ligimizde Avrupa'da yapabilecek takım sayısı çok değil. Galatasaray geçen sene devrildi. Herkesin de 1 2 3 4 5 diye saymaya başladığı knockout olacak. Noktadan şu an şampiyonluğu belki de birçoğuna göre en büyük adayı konumuna gelerek yanaştı. Yani bu hakikaten büyük takım refleksidir yönetimi baştan sona tebrik etmek gerek. Oyuncular da bence fark yaratacak oyuncular. Adamın bu arada Mişo onu söyleyeyim. Yani ben bir bana göre sporda en güzel şey sayı pasıdır. Gol pasıdır. Asisttir. Mişo'nun muazzam bir pasör olduğunu söylemem lazım. Bir sanat değil mi? Ya, ve oyunu çok güzel açıyor. Çok güzel anlıyor. Bir de Kuzeyli aynı zamanda Kuzey'den gelen adam. Seversin. Fay faydalıdır evet yani. Kuzey'den alınacak topçu. Ama hem Kuzey'den olup hem iyi pasör olması bak ön taraf o kadar tehlikeli oldu ki ben Oliviera'nın ilk tercihi olmayacağını düşünüyorum yorum şu o zaman öyle söyleyeyim hatta bence Yine oyun yok. alışkanlığı kazanması da lazım bir e anda. E tabii yani doğru, şu an doğru. kağıt üzerinde hep konuştuklarımız ama şu gerçek var. Alınabilecek en iyi belki de Avrupa'daki şu an 6 numarayı aldılar. Yani mümkün olan isimler arasında. Bir de Endombele vardı ama Torreira tam sen yani Nelson Abdülkerim Nelson'da gidiyor gibi görünüyor bu arada da. Bakacağız ona. Yine de çok iyi görünmüyordu o ikili. Bak şimdi göreceksin Torreira'nın gelişiyle beraber oradaki ikilinin de performansı artacak. Ön tarafta çok daha rahat hareket edecek. Hatta ben çoğu zaman 4-2-4 göreceğiz Galatasaray'ı diye düşünüyorum sağ diziliminde. Allah merakla bekliyoruz performansları hakikaten. Oluyor değil mi? 3 e, oluyor. Abdülkerim, Toreyra, Mişo, Kerem Seferovic, Yunus. Baya Mertens yedek kaldı bende. Yok. <laughs> ya hayır tamam. Baştan diz. 4... <laughs> yok, Olmadı. yok. Oldu oldu. 4-2-4 dedim. Unuttum pardon. Şey çünkü Toreyra, Mişo, Kerem, Mertens, Seferovic, Yunus. Tamam şimdi oldu. Bence böyle göreceğiz Galatasaray'ı. Kardeşim daha sağlam savunma. 4-2-3-1 yapsana bizim ligin Mertens en... nerede? <laughs> hayır koydum Mertens işte. Mertens, koydun koydun. Mertens Seferovic, Kerem Yunus, Mişo, Toreyra. Benim Ön taraf o şekilde dizildi. Ama bak bunu neden bu kadar rahat bize biliyorum biliyor musun? Bu oyunu oynadığın zaman takıma bir kante gerekebilir. E zaten kantenin bir altını alıyorsun yani. Torreira o kantelik performansını size verecek oyuncu. Vallahi harika iş yaptı Galatasaray. Şampiyonluğun direkt en büyük adaylarından bir. Spor merkez etiketini dilersen bakalım Galatasaray. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazeteden haberlere bakalım. Fırsatçı Monchi'ye büyük şok. Nelson için iki dev bir araya girdi. Galatasaray'a astronomik teklif geldi. Marka oyu 12 milyon euroya aldıktan sonra Victor Nelson'u Dolbon servisle kapatmak isteyen Monchi'ye Galatasaray camiasından büyük tepki gelirken bugün İtalya-İngiltere basınında yer alan haberler İspanyolların bir aylı canını sıktı. Danimarkalı stoper için gözünü karartan Premier Lig ekibi Fulham'ın yaptığı teklif ortaya çıkarken Sinisa Mihailo için takımı Barcelona'nın da Erden Timur'a önerdiği rakam dikkat çekti. Genç stoper geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı forma ile 48 maça çıktı. Nelson bu karşılaşmada bir gol bir asistlik performans sergiledi. Ayrıca savunmada yaptığı başarılı hamlelerle dikkat çekti. Monchi'nin 13 milyon euroya kadar çıktığı Nelson'da Fulham'ın devreye girmesinin ardından Barcelona'nın da işin içine dahil olması Galatasaray'ın elini bir aylık güçlendirdi. Sinisa Mihailo için ısrarla istediği Danimarkalı stoper için İtalyanların 15 milyon euroyu gözden çıkardıkları belli olurken Erden Timur'un Serie A kulübünden artı bonusları da talep ettiği bildirildi. Barcelona ve Fulham'a soğuk bakan Nelson'un Sevilla'yı çok istediği ifade edilirken Erden Timur'un da oyuncunun menajerine o zaman söyleyeyim Monchi'ye 15 artı bonusları getirsin. Nelson'un transferine müsaade edelim restini çektiği bilgisi verildi. Okan Buruk'tan 4 makas. Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Geleceklerin yanında ayrılacak isimler için de karar verildi. İşte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un gelecek sezon kadrodu düşünmediği isimler. Saça Boye İlk geldiği dönemde performansıyla mesleden Saça Boye, daha sonrasında ise büyük bir düşüşe geçti. Dubois'i transfer eden ve bölgede arada bulunduran Cimbom, kaynak oluşturmak ve yabancı sayısını azaltmak için 25 yaşındaki sağ bekle yollarını ayırabilir. Ömer Bayram Sol bek bölgesinde Anholt ve Kazımcan Karataş'ı bulunduran Galatasaray'da Ömer Bayram'da yol ayrımında. Giresun Spor Teknik Direktörü Hakan Keleş yaptığı açıklamayla 31 yaşındaki oyuncuya talip olduklarını dile getirmişti. Sekidika Galatasaray'a geldiği günden bu yana Konya Spor, Lüven, Eyüp Spor'da kiralık olarak forma giyen Sekidika, yabancı kontenjanında yer açılması için giden oyuncuların arasında yer alacak. Çıkıldao Galatasaray'a büyük umutlarla 6,5 milyon euroya transfer edilen Rumen orta saha Okan Buruk tarafından düşünülmüyor. 25 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor. Galatasaray gol kralında sona yaklaştı. Hücum hattında şu ana kadar Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu ile yollarını ayıran Galatasaray, Seferovic ve Mertens takviyeleriyle gücüne güç kattı. Ancak özellikle yerli golcü arayışı bir süredir devam ediyordu. Gündemdeki isimlerden Ali Akman'ın Göztepe'ye gitmesiyle Aslan'ın eski aşkı yeniden alevlendi. Yaz başında imza aşamasına gelmişken oyuncunun yüksek maaş talebi nedeniyle askıya alınan Umut Bozok transferi tekrar sarı kırmızıların masasında. Galatasaray hem Fransız kulübü Laurent'le hem de 25 yaşındaki gol kralı ile masaya oturmuş durumda. Bu kez mali şartların çok daha makul olduğu ve tarafların anlaşma noktasına geldiği belirtiliyor. Sarı Kırmızılı yönetim hafta sonundaki Giresun Spor maçına kadar Umut Bozok transferini açıklamayı hedefliyor. Kariyerine Fransa'da başlayan ve kulübü Laurent'in birkaç kez kiralık verdiği Umut Bozok son olarak geçen sezon başında Kasımpaşa'ya imza atmıştı. Kiralık geçirdiği sezonda 38 maçın tamamında yer alan ve 20 kez fileleri havalandıran Umut, gol kralı olarak dikkat çekmeyi başardı. Çocukluğundan beri Galatasaraylı olduğunu her fırsatta dile getiren Umut Bozoğun hayali, sarı kırmızılı formayı giymekti. Bu isteğe rağmen Umut'un ilk görüşmede 2 milyon euro civarında maaş talebinde bulunması yönetimde şaşkınlık yaratmıştı. Genç golcünün bu tutumundan vazgeçmesi ve Galatasaray'ın istediği şartlara gelmesi transferin gerçekleşme ihtimalini bir aile yükseltti. Süper Lig'deki ilk ve tek sezonunda Kasımpaşa formasıyla 38 maçın tamamına çıkan ve 20 gol atan Umut Bozok, Türkiye'ye bu kez Galatasaray formasıyla dönmeyi hedefliyor. Galatasaray Evander Son Durum Transfer döneminde Evander ismi uzun süre Galatasaray'ın gündeminde yer aldı. 24 yaşındaki 10 numaranın transferi için sarı-kırmızılı takımın yöneticileri 3 kez resmi teklif yapmasına rağmen kulübü 8 milyon Euro'dan aşağıya inmeyince transfer rafa kalktı. Galatasaray ilk olarak Midtjylland kulübüne kiralık satın alma opsiyonlu teklif yaptı. Danimarka kulübü bu teklife cevap dahi vermedi. 5.5 milyon Euro'luk ikinci teklif de olumsuz sonuçlanınca Galatasaray'ın son teklifi 6.2 milyon Euro oldu. Evan Evander'in takımı 8 milyon eurodan aşağı inmeyince görüşmeler durdu. 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 1.2 milyon eurodan 4 yıllık anlaşma sağlanmıştı. Hatta futbolcunun babası bu transfer için Brezilya'dan Danimarka'ya gelerek görüşmelere katılmıştı. Evander'in transfer görüşmeleri sırasında Avrupa eleme maçlarında sakatlanması Galatasaray'ın bu transfere mesafeli bakmasına neden oldu. Teknik direktör Okan Buruk ligin başlangıcına yetişecek hazır haldeki oyuncuları istiyordu. Benfica ile oynanan Avrupa maçında sahalara dönen ve ilk 45 dakika süre alan Evander, Galatasaray'ın Antalya Sporu 1-0 yendiği karşılaşmayı izlediği anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Evander geçen sezon Midyeland formasıyla 48 maçta forma giymişti. 18 gol, 11 asistlik performans ortaya koymuştu. Öte yandan Benfica ile oynanan maç sonrası açıklamalarda bulunan Midyeland Sportif Direktörü Evander için bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu gizli saklı bir şey değil. Evander transfer olmayı hak ediyor şeklinde konuştu. Galatasaray Öneri Alvaro Gonzalez Transferde gaza basan Galatasaray, Mertens ve Torreira hamleleriyle gerek yurt içi gerekse yurt dışında büyük sükse yaptı. Sarı kırmızılarda gözler şimdi de savunma takviyesine çevrilmiş durumda. Galatasaray bu doğrultuda bazı isimleri gündemine alırken ABD basınından flash bir iddia geldi. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki İspanyol stoper Gonzalez'in menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi. Gonzalez'in 2 yıllık bir sözleşme istediği belirtilirken bu isim Okan Buruk'a iletildi. Okan Buruk'tan gelecek yanıt sonrası Gonzalez için kesin karar verilecek. Alvaro Gonzalez 8 Ocak 1990 tarihinde İspanya'da doğdu. Tecrübeli oyuncu 2020 yılında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinde 2 sezon forma giyen Gonzalez bu yaz serbest kaldı. Gonzalez geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 11 resmi maçta görev yaptı, gol veya asist üretemedi. Galatasaray'da transfer Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Antalya Sporu 1-0 mağlup ederek lige moralli giriş yapan Galatasaray'da giresunspor maç hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Kırmızılı ekipte yaşanan son gelişmeleri Murat Akbaş aktardı. Galatasaray'da transfer tüm hızıyla devam ediyor. Duracak gibi de gözükmüyor. Belki transferler geç açıklanıyor ama Sarı Kırmızı'da ekip bu konuda çok ince eleyip sık dokuyor. Şu ana kadar yapılan transferlerden yönetim, teknik heyet ve taraftarlar memnun gözüküyor. Benim kendi istihbaratıma göre de en az iki tane daha yabancı oyuncu transfer edilecek. Galatasaray haberleri buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.